İstanbul'un en kalabalık caddesinde faciadan dönülen anların görüntüsüne sadece Show Haber ulaştı. İki katlı otobüs kontrolden çıktı, durmak bilmedi. İnsanın o anları seyrederken bile yüreği ağzına geliyor. 4-5 tane arabayı vurdu, motora attı bu tarafa. Büyük ihtimal kriz geçirdi adam. Otobüs kontrolden çıktı, önüne geleni ezdi geçti. Kazanın güvenlik kamerası kayıtlarının her karesi ayrı bir dehşet. Önce trafik lambasını, sonra ışıklarda bekleyen araçları altına aldı. Motosiklet sürücüsü son anda canını kurtardı. Yaşlı simitçi mutlak bir ölümden kıl payı kurtuldu. O dehşet anlarını otobüse atlayıp el frenini çeken bu adam engelledi. İstanbul'un en işlek caddesinin savaş alanına döndüğü anların görüntüsüne Show Haber ulaştı. Otobüs şoförü Sultan Sarı direksiyonun başındaydı. Aniden fenalaştı ve Halaskar Gazi Caddesi'nden Mecidiyeköy istikametine doğru önündeki araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Tam ilerideki ışıklara geldiğinde ise önüne motor çıktı. Motora da çarptı ancak otobüs yine durmadı. Motosiklet sürücüsünün hayatını simit tezgahında bekleyen Necati Ayten'in uyarısı kurtardı. Kaçın diyorum buradan, millete kekken kaçın falan diyorum. Araba kötü vaziyette geliyor. Bam bir bura geliyor. Tonlarca ağırlıktaki otobüsün yolcuları büyük panik yaşadı. Ama devasa araç durmak bilmedi. Otobüs önündeki araçlara çarparak ilerlerken kazayı gören bir vatandaş kaldırımdan otobüsün içine girdi. Ve buradaki el frenine uzandı, el frenini aşağı indirdi, işte otobüs o hamleden sonra durdu. Eğer durmasaydı belki de o kazada can kaybı yaşanabilirdi. O andan sonra da otobüs şoförü için ölüm kalım savaşı başladı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü herhalde kriz mi geçirdi, ne olduysa vura vura geldi buraya kadar işte. Büyük ihtimal kriz geçirdi adam. Ondan sonra işte ne oldu? Bu arabalar birbirine girdi. Kaza mucizevi şekilde can kaybı olmadan atlatıldı. Otobüs şoförü Sultan Sarı da taburcu oldu.